Merhaba arkadaşlar, Yok Böyle Bir Ders kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda size matematik netlerinizi nasıl yükseltebilirsiniz ondan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, öncelikle ortalama kaç net yapıyorsunuz ona göre tartışalım isterseniz. Şimdi 10 netin altındaysanız, yani böyle 0-5 arasında ya da 5-10 arasında netleriniz geliyorsa aşağı yukarı, ilk yapmanızı istediğimiz şeylerden biri temel konu tekrarı. Arkadaşlar, belli ki 10 netin altında kalıyorsanız konu eksiğiniz var demektir. Yani temel bilgilerinizde bazı eksiklikler var demektir ve bizim bu eksiklikleri tamamlamamız gerekiyor. Çünkü girdiğiniz denemelerde, dershanenizde, okulunuzda olduğunuz denemelerde eğer netleriniz 10 netin altında geliyorsa ve 10 netin üstüne çıkamıyorsanız eğer, ya çok ciddi zaman problemi yaşıyorsunuzdur ki bunun çözüm yöntemi de süreli olarak deneme çözmektir. Ya da ciddi bir biçimde konu eksiğiniz vardır. Şimdi öncelikle konu eksiğiniz üzerinden gidelim. Eğer konu eksiğiniz olduğunu düşündüğünüz noktaları yakalayabiliyorsanız, ki denemelerde konu analizleri vardır arkadaşlar, ya da zaten sorulara bakarak hangi konularda eksikleriniz olduğunu anlayabilirsiniz. Bu konular üzerinde ciddi bir biçimde konu tekrar yapmanız gerekiyor. Yani örneğin kendinize bir çalışma düzeni hazırladıysanız eğer, okuldan ya da dershaneden çıkıp eve geldiğinizde ve masanın başına oturup ders çalışmaya başladığınızda en azından bir yarım saatlik sürenizi konu tekrarına ayırmanız lazım. Bu yarım saatten bir saate kadar istediğiniz süre zarfında olabilir. Muhakkak ama muhakkak matematikte temel bir konu tekrarı yapmanızı öneririz. Eğer zaman sıkıntısından kaynaklı bir şekilde eksiğiniz varsa arkadaşlar, o zaman süreli deneme çözmeye başlamanız lazım. Onu da videonun sonuna doğru tekrar tartışacağız zaten. Peki arkadaşlar, 10 netin üzerindeyseniz ne yapmanız gerekiyor? Şimdi 10 netin üzerindeyseniz 10-15 arasında yapıyorsanız ya da 15'i geçebiliyorsanız ya da en azından dalgalı bir süreçte ilerliyorsanız, belli denemelerde 15'in üstünde, belli denemelerde 15'in altında net yapıyorsanız, bu durumda arkadaşlar çok aşırı derecede bir konu eksiğiniz yoktur demektir. Yani tamam, belli eksiklikleriniz var yine de ama en azından yeni nesil soru çözme konusunda biraz kendinizi geliştirmişsinizdir ve belli eksikliklerinizi tamamlarsanız netlerinizi de daha da güzel bir biçimde yükseltebileceğiniz anlamına gelir. Bu durumda yapmanız gereken şey konu tekrarınızı yarım saat, bir saat kadar uzun tutmanıza gerek olmaması. Yani şunu yapabilirsiniz arkadaşlar, hani eve gittiğinizde yine belli bir derecede konu tekrarı yapmanızı her türlü öneririm. Hiçbir şekilde baştan sona matematikte hiçbir konuda arkadaşlar eksiğinizin kalmaması lazım. En azından konu bazında, formül bazında hiçbir şekilde eksiğinizin kalmaması lazım. Eğer bu konuda gerçekten kendinize güveniyorsanız ve bu noktaya geldiyseniz, ben aslında gerçekten konularda eksiğim yok, bütün formülleri biliyorum, her şeyim tamam diyorsanız bile arkadaşlar, bir noktada eve geldiğinizde ve soru çözmeye başlamadan önce bir 15 dakikalık bir tekrar yapın. Önünüzdeki denemeleri alın, bir konu analizi yapın. Ve genel olarak hangi konularda nasıl hatalar yaptığınızı gözlemleyebilirsiniz burada. Ve hatalarınızı yakaladıktan sonra, özellikle de spesifik konulardan hata yapıyorsanız eğer, bu konularla ilgili yardım talep edin. Bunu da yapıyorsanız arkadaşlar, zaten konu eksiğiniz kalmadıysa belli bir seviyeye artık gelmişsiniz demektir. Diyelim ki burayı kapattık, artık konu eksiğimiz yok. Peki soru çözmekte nasıl ilerleyeceğiz? Arkadaşlar, dediğim gibi yine 10 netin altında kalıyorsanız mümkün mertebe temel matematikle başlayın soru çözümünüze. Hadi diyelim eve geldiniz. Bir yarım saat konu tekrarı yaptınız. Arkadaşlar, yaptığınız konu tekrarını yaptığınız konuyla ilgili olarak temel, bu basit kaynaklardan, daha temel soru soran, soru çözümleri olan kaynaklardan soru çözün. Yani 20 ile 50 arası olur, 50'den fazla da olabilir. Böyle bir saat kadar arkadaşlar mümkün mertebe temel matematik soruları çözün. Yani basit sorulardan başlayın, pratiğiniz oluşsun, konu tam otursun, kavramlar tam otursun. Ve bunu yaptıktan sonra arkadaşlar yeni nesil soru çözmeye başlayabilirsiniz. Eğer zaten 10 neti geçebiliyorsanız temelde, genel olarak hani 10 netin altına düşmeyecek şekilde netleriniz geliyorsa matematikten, çok fazla da temel matematik çalışmak zorunda değilsiniz demektir artık. Çünkü konuların temelini kavramışsınızdır. Belki spesifik yerlerde problemleriniz vardır. O spesifik konular hakkında temel matematik soruları çözebilirsiniz. Ama eğer böyle spesifik problemlerinizin de ortadan kalktığını düşünüyorsanız, yeterince konu tekrarı ve soru çözümü yaptıysanız,
artık özellikle yeni nesil soru çözümüne odaklanmamız lazım. Çoğu zaman zaten buradaki öğrencilerin problemleri yeni nesil soru tarzlarında oluyor. Olabildiğince fazla yeni nesil soru soran ve bunlara odaklanmış yayınlardan soru çözmeye başlayın arkadaşlar. Ve mümkünse bunları deneme formatlarında yapmaya başlayın. Çünkü kalan zamanınızda artık soru bankasından soru çözmek çok da verimli olmayacaktır. Deneme olarak çözerseniz daha çok verim alacaksınızdır. Çünkü karma biçimde soruları görüp gerçekten LGS formatı içerisinde ya da hani karma konu dağılımlarıyla soru çözmeniz daha verimli olacaktır. Bu durumda arkadaşlar deneme çözmeye başlamanız gerekiyor artık. Hani diyelim ki gerçekten 10-15 net arasındasınız ya da 15 neti geçebiliyorsunuz. Konu eksikliklerinizi tamamladınız ve temel matematik sorularınızı da çözdünüz ve bütün konuları oturttunuz diyelim. Bu noktadan sonra artık yapacağınız şey yeni nesil sorulara odaklanmak ve bu soru tarzlarında deneme çözmek. Denemelerinizi de arkadaşlar artık süreyle çözmeniz lazım. Yani kalan zamanımız kısıtlı. Eğer zaman problemi yaşıyorsanız, isterseniz 10 netin altında olun, isterseniz üstünde olun. Hiç fark etmez. Eğer gerçekten zaman problemi yaşıyorsanız, bütün sorularınızı bu saatten sonra süreli çözmek zorundasınız. Zaman problemi ciddi bir problem arkadaşlar. Yapabileceğiniz soruları da yapamayacak hale geldiğiniz bir problem çünkü. Eğer sınavdan çıktıktan sonra sırf yetiştiremediğiniz için çözebileceğiniz halde boş bıraktığınız sorularla karşılaşırsanız eğer çok mutsuz olabilirsiniz, çok büyük pişmanlıklar yaşayabilirsiniz. O yüzden zaman probleminizi olabildiğince elimine etmeye çalışın ve buna odaklanmaya da çalışabilirsiniz. Artık çözdüğünüz her şeyi arkadaşlar süreli çözmeniz gerekiyor. Ve bunları yaptığınız takdirde yavaş yavaş netlerinizin yükseldiğini göreceksiniz. Ama arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Şimdi hepiniz belli bir performansta çalışıyorsunuz. Okula gidiyorsunuz, okuldan geliyorsunuz, belki dershaneye gidiyorsunuz. Eve varış saatleriniz çok geç olabiliyor. 6'yı, 7'yi, belki 8'i bulabiliyor. Çok uzun vakitlerinizi dışarıda belli bir performans harcayarak geçiriyorsunuz. Ama eğer bundan verim almıyorsanız arkadaşlar o zaman zaten yapmanız gereken şey bu boşluğu kapamak adına kendiniz evde çalışmak. O zaman aynı verimi alabilecek şekilde, yani maksimum verimi alabilecek şekilde en azından kendiniz çaba harcamak zorundasınız. Diyelim ki konu analizlerinizi yaptınız, nerede eksik olduğunuzu buldunuz ve bunları tamamlamak adına belli çalışmalar ve belli yardımlar aldınız ve yaptınız. Bunların hepsi bittikten sonra deneme çözmeye geçtiniz diyelim. Arkadaşlar bu denemelerde yanlışlarınız çıkacaktır muhakkak. Bu çok normal bir şey, çok doğal bir şey. Bu yanlışların arkadaşlar mutlaka ama mutlaka üstüne basa basa defalarca söylüyoruz, üstüne gitmeye çalışın. Eğer yanlışlarınıza bakmazsanız, onları neden yanlış yaptığınızı öğrenmezseniz eğer bu ciddi bir problem haline gelir. Çünkü aynı tarzda başka bir soruyla karşılaştığınızda o soruyu yine çözemeyeceksiniz demektir. Bu soru LGS'de karşınıza çıktığında yine çözemeyeceksiniz demektir. Sizin her koşul altında, ister temel matematik sorusu çözüyor olun, isterseniz yeni nesil soru çözüyor olun. Çözdüğünüz her soruda yaptığınız yanlışları bir şekilde bir hocanızdan yardım alarak öğrenmeniz lazım. En azından kullandığınız kaynaklarda eğer ki çözümlü videoları varsa ya da öyle kaynaklar tercih ettiyseniz o videoları izleyerek bile belli şeyler öğrenebilirsiniz. Soru çözümünde nerede hata yaptığınızı çıkarabilirsiniz. Bunları lütfen kullanın. Hatalarınızı ve yanlışlarınızı öğrenmek çok daha ileriye taşır sizi. Yani istediğiniz kadar çok soru çözüyor olun. İsterseniz okulunuz ya da dershaneniz sizin için bir program hazırlamış olsun. İsterseniz günde oturmuş 1000 soru çözüyor olun. Hiç fark etmez. O 1000 sorunun yarısını yanlış yapıyorsanız ve onları neden yanlış yaptığınızı öğrenmiyorsanız eğer o zaman bir problem var demektir. O problemi de çözmeniz gerekiyor demektir artık. Yanlışlarınızı mutlaka ve mutlaka öğrenin arkadaşlar. Neden yanlış yaptığınızı ve doğru çözüm yöntemlerini kesinlikle öğrenmeniz gerekiyor. Konu tekrarı yaparken arkadaşlar bir de şunu belirtmek istiyorum. Farklı farklı kaynaklardan yapmaya çalışın. Ya da YouTube kanallarını kullanabilirsiniz. Bahsettiğimiz şekillerde çalışmaya devam ederseniz eğer verimli bir biçimde net artışı gözlemleyeceğinize inanıyorum. Yani toparlamak gerekirse bu videoyu, konu tekrarlarınızı düzenli bir biçimde yaparsanız ve anlamadığınız konularda gerçekten size uygun hocalardan yardım talep edebilirseniz eğer, bu konu tekrarlarını çok güzel bir biçimde tamamladığınızda
temel sorularınızı, temel matematik sorularınızı çözüp üstüne de yeni nesil sorularla bunları bir güzel konuyu kavrayıp oturttuktan sonra arkadaşlar netlerinizin gerçekten artacağına inanıyorum. Ve zaman kavramında da, zaman konusunda da sizin için en iyi olan şeyin bundan sonra gerçekten çözdüğünüz her testte zaman tutmak olduğunu tekrar belirtmek isterim. Bunları yaptığınız takdirde gerçekten verimli sonuçlar alacağınıza inanıyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.